kainatı yalnız başına sevk idare etmesi mümkün mü demişler ya, bu mantığa ters. Onun için aklımız araçtır. Aklımıza uymayan her şey yanlış değildir. Akıl her şeyi %100 bilebilen şey değil. Akıl yanılır. Akıl bazen kendi eliyle yaptığı heykele tapmayı doğru bulur. Akıl bazen ineği ilah kabul eder. Akıl bazen şu adamı öldür der. Bunu kabul eder. Akıl böyle bir şey. Akıl. Onun için aklımızı şaşmaz ölçü olarak görmek yanlıştır. Hocam benim aklıma uymadı bu, kafama da yatmadı. Yatmasın. Senin kafan mı ölçü yani? Senin kafana yatırırsak bu iş öyle olacak. İşte bugün akılı en öne koyarak, aklı kutsallaştırarak bir anlamda Kur'an'ı anlamaya çalışan, dini anlamaya çalışanlar hadisleri redde kalkışıyor. Allah korusun. Vahiy kaynaklıdır. 2 kere 2 4 nasıl tartışmasız neticesi buysa, bunun ikinci bir versiyonu yoksa, insanlık içinde en uygun ilahi yasa budur. İlahi yasa. Bunun dışında ben daha güzelini buldum diyen adam vallahi yalan söyler. Billahi yalan söyler. 2 kere 2 4'ün ettiği gibi Kur'an'ın ilkeleri tam da böyledir. Evet, Allah'ımız bunu anlayabilmeyi nasip eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedinil emin. Gülhane Camimizin güzide ziyaretçileri, şerefli müminler, Bakara suresi 164. ayete kadar geldik elhamdülillah. Hazreti Ömer Efendimiz Bakara suresini 8 senede okumuş. 8 sene sonra büyük bir ziyafet vermiş sevincine. Ben Bakara suresini artık kavradım, belledim, öğrendim, ezberledim diye. Tabii sade okumak, öğrenmek değil, mucibince amel etmiş, gerekliliklerini yerine getirmiş, anlamlarını iyice öğrenmiş. Ondan sonra bir ziyafet vermiş. Kur'an'ımızdaki sosyal yasaların %70'inin Bakara suresinde olduğunu söylerler. Pek çok kural içerir. Mesela ileride gelecek içkinin zararlı olduğuyla alakalı ayet Bakara suresinde. Kısasta hayat vardır ayeti Bakara suresinde. Mesela kısas muhteşem bir ilke. Devleti ilgilendiren bir ilke. Devletin kanunu olması gereken bir kural. Geçenlerde birisi taksiye bindi. Taksici de yolda titriyor, üşümesin diye adamı alıyor. Adam dediğimiz delikanlı. Epeyce yol gitmişler nasıl olduysa. Taksicinin arkasından, oturduğu yerden taksiciyi vuruyor ya. Herkese güvenmeyeceksin diyor bu sefer de, vurduktan sonra da. Şimdi bu beyefendi içeri aldılar. İslam'ın bu konudaki yasası nedir? Değişmez, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez yasa. Allah'ın yasası bu. Ama şu anda sadece burada yazıyor, duruyor. Pekala, hayata geçiriliyor mu? Hayır. Allah'ımız velekum fil kısasi hayatun. Kullarım, sizin için diyor kısasta hayat vardır. Ne demek? Kısas hayat kurtarır. Tamam, vurabilirsin kardeşim, buyur. Arkasına geç, taksiciyi öldür. Tamam. Cezası ne bunun? İslam'a göre onun cezası
O da bir taksiye oturtulur. Sür yavrum şu arabayı, hadi oğlum. Sürdürülür. Dur yavrum şurada. Arkasından iki kurşun sıkılır. Bunu devlet yapar, şahıslar değil. Hadi bir daha öldür yavrucuğum bakayım. Hadi bakayım, yap aynısını yapabiliyorsan. Kısas dediğimiz şey, başkasına yaptığını kendine yaptığın kabul edeceksin. Eşkıyaymış, birisinin gözünü çıkarmış. Tamam, çıkarabilirsin kardeşim. İstediğin eşkıyalığı yap. Devlet seni yakalar, ceza olarak senin gözünü çıkartırlar. Gözsüzlük nasıl bir şeymiş, sen de bir öğren bunu derler. İşte bu. Böyle diyor, bir kanun koyun diyor Allah'ımız. Kimse diyor kimseye dokunamaz. Biliyor ki o yaptığı şey kendisine yapılacak. Kim cesaret edebilir? Onun için Bakara suresi çok önemli. Kur'an'ımızın en uzun suresi. Tam 48 sayfa. 2,5 cüz. Elhamdülillah. Ayetimize gelelim. Uzunca bir ayet. İnne fî halqi s-semâvâti vel ardı وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Buraya kadar. Bu aynı ayetten Kur'an'da iki yerde daha var. Birisi de Ali İmran suresinde. اِنَّ şüphesiz fi halqi yaratılışında neyin yaratılışında? اَسْسَمَاوَاتِ göklerin yaratılışında. Gök bir tane değil. Gökler varmış. Vel ardı yeryüzünün yaratılışında ve ihtilafında birbiri ardınca gelmesinde neyin? Elleyli gecenin ve nehari ve gündüzün gece ile gündüzün ard arda gelmesinde yeryüzünün ve gökyüzlerinin semanın yaratılmasında şüphesiz vardır. Bir, yerin, göğün yaratılışı. Bunda var. İki, gecenin, gündüzün ard arda gelişinde var. Etti iki. Üçüncüye geçiyor. Vel fulki, gemide vardır. Hangi gemi bu? Elleti tecri, akıp giden, yüzen gemide vardır. Nerede yüzüyor bu gemi? Fil bahri. Denizde yüzen gemide vardır. Bima yenfe'un nas. İnsanlara yararlı olan şeyler taşıyan gemi. İnsanlara yararlı olan şeylerde vardır. Daha nerede var? Bakın. Ve ma enzelallahu mines semai min ma. Allah'ın gökten su indirmesinde vardır. Pekala bu su niye iniyor? فَاَحْيَا بِهِ Allah bu indirdiği su ile hayat veriyor. اَحْيَا بِهِ اَحْيَا Hayat. Bu gökten indirdiği su ile hayat verdiği şeyde vardır. Neden sonra? بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ Yeri diriltir. بَعْدَ مَوْتِهَا Ölümünden sonra. Yer ölüyor. Öldükten sonra gökten inen suyla yerdeki şeylerin tekrar hayat bulmasında vardır. Devam ediyor cümle daha. Uzun bir cümle. وَمَا بَثَّ ف۪يهَا O gökten indirdiği su ile dirilttiği şeyleri yaymasında vardır. Min kulli dabbe, debelenen, deprenen, kıpraşan bütün hayvanları diriltip, bu ne demek ya? Hayvan ölü mü ki diriltip diyor. Ne acayip bir şey. Yılanlar kaç ay uyuyorlarmış değil mi? Ayı 6 ay uyuyormuş ininde. Öyle hayvanlar var ki kışın kurbağalar. Neredeyse sıfırlanıyormuş. Hiç şey yok. Hiçbir harcama yok. Balıklar var. Bildiğiniz balık şöyle tahtaya benziyor. Çölde. Çölde balık ha. Suyu döküyorsun balık canlanmaya başlıyor. Neyle canlanıyormuş?
su ile. Biz sadece bitkilerin canlandığını zannediyoruz da öyle hayvanlar var. 6 ay tamamen sanki buzdolabında donmuş bir şey. 6 ay sonra tekrar kendine geliyor. Hayata dönüyor. Bunların diyor olmasında vardır. Devam ediyor. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفِ tasarrufunda. Er-riyah, rüzgarları tasarruf ediyor. İstediği gibi yönlendiriyor. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ emre hazır olan bulutta, bulut emre hazırmış. Bulut kendi kafasına göre değil de demek bir emirle, sevk idareyle hareket ediyormuş. بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ yer ile gök arasında emre hazır olan bulutta vardır. Şimdi geldi. Ne var? Bu kadar şey saydı Allah'ımız. لَاَيَاتٍ ne varmış? Ayetler vardır. لَاَيَتٍ olsaydı bir ayet var. Ayet ne demek? Ayet, delil demek, belge demek, ispat demek. Ayet. Kur'an'da kaç tane ispat varmış? 6666 tane ispat var. Neyin ispatı? Allah'ın varlığının ispatı. Ayet demek, delil demek. Ayet, ispat demek, kanıt demek. Ayet. Ayet. Çoğulu le ayat, ayat, ayetler vardır. Efendim, kimin için ayet var? Bu sayılan bir sürü şey saydı burada. Li kavmin, topluluk için. Bir toplum için vardır. Hangi topluluk bu? Ya'kilune, aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Adamın aklı var ama aklı şeytanlığa çalışıyor, aklı hırsızlığa çalışıyor. Aklı kumara çalışıyor, aklı hanımını dövmeye çalışıyor. Aklı var da aklı yolsuzluğa çalışıyor, aklı sahtekarlığa çalışıyor. Aklını bu yönde kullanıyor. Ama buradaki sayılan bu bütün maddeleri şöyle bakıp biraz üzerine düşündüğü zaman ya bunların kendiliğinden olma ihtimali yok. Böyle bir şey mümkün değil. Mutlaka birileri bunu böyle yapıyor olmalı. Sonucuna varır aklı olan insan. Allah'ın varlığını, birliğini, uluhiyetini ve peygamberleri, peygamberimizi yani ez cümle İslam'ı kabul eden bir insan nasıl bir insandır? Ne dersiniz? Akıllı adamdır ya. Evet. Ben bir şeyi anlamakta zorlanıyorum. Benim iki kız kardeşim tıp okudular. Dişi anlattı bana bir kız kardeşim de. 1,5 saat, sadece bir diş, 1,5 saat diş anlatılır mı? Diş niye öyleymiş, içinde bilmem onu besleyen sinir diyoruz biz, damarlar varmış. Aman yarabbim. Sadece bir dişi öğrenmek için bütün vücudun anatomisini öğretiyorlar size. Dişi anlamanız için vücudu bilmeniz lazım. Yalnız kardeşimin dediği, abi diyor nasıl bir şeydir anlamıyorum diyor. Yani öyle bir ince bir hesap üzerinden dişler yapılmış ki. Bakıyorsun diyor adam tıpçı, doktor, talebelere ders veriyor, allame. Dinsiz adam. Allah'ı kabul etmiyor adam. Zaten günümüzdeki adına müsbet denilen menfi ilim. Müsbet ilim, müsbet. Bu menfiymiş onlara göre. Menfi bu. Müsbet ilim diyoruz ya ona. Bir hocamızın tespitidir bu. Der ki ilim her şeyi söyleyebilir. Tek bir şeyi söyleyemez. Bulduğu buluşların sonunu Allah'a bağlayamaz. İlimin özelliği budur. Batı kaynaklı ilimin özelliği budur. Uzun yıllar Türkiye'mizde bile belgeseller yayınlanır. Hala yayınlanıyor.
Batılıların yaptığı belgeseller. Son zamanlar TRT'miz çok kalite belgeseller yapıyor. İnanın çok mutlu oluyorum. Artık biz yapabiliyoruz demek bu işleri, hamdolsun. Aptal değiliz ki ya. Belki buna yeterli imkanlarımız yoktu, onun için yapamıyorduk. Yoksa beynimiz çalışmadığından değil. Ve Batı'da yapılmış belgeseller Türkiye'ye getiriliyordu. Televizyonlar yayınladı bunları. Yıllardır. Hala yayınlıyorlar. Anlatıyor, anlatıyor. Aklınız duruyor anlatılan o işleyişte, o tabiat üzerindeki o güzelliklerde. Getiriyor, bunu Batılı yapmış ya. Tabiat deyip çıkıveriyor adam. En sonunda söylenmesi gereken şey, Allah'ın kudreti, azameti denilecek yerde tabiat deyiveriyor. Ama Müslüman yaparsa bunu ne diyecek Müslüman? Tanrı demeyecek. Allah diyecek. Bunu Allah böyle ayarlamış kardeşim. Bu kadar muazzam bir işleyişin tesadüfen meydana gelme ihtimali bilmem trilyonlarda bir bile değil. Bunu diyecek. Onun için bu alanda Müslümanların kaliteli belgeseller yapıp dünyaya sunması çok önemli. Dolayısıyla mümin adam Allah'ın varlığını, birliğini, uluhiyetini kabul eden, İslam'ın güzelliklerini kabul eden bir kimse vallahi akıllı adamdır, billahi akıllı adamdır. Falanca profesör ordinarius, güzel, çok akıllı adam ya. Hem de Nobel'e aday gösterilmiş adam. Şöyle bir buluş bulmuş adam. O buluşu bulmuş da zavallı Allah'ı bulamamış. Rabbimiz saydı saydı saydı. Bunlarda aklı olanlar için dedi deliller vardır. Evet. Batı kaynaklı bugün adına müsbet denilen ilim demek sadece Allah demeyecek. Ona şartlanmışlar. Güya dinler tarihi diye bir ders var. Orada güya bilimsel olarak dinin şeyini kurmaya çalışmışlar. Kur'an'da bir Alman. İşte din nereden çıkmış olabilir? Alman kafası şimdi bu. Adamı da öyle büyütüyorlar ki bilmem profesörlerin hocası, aman büyük adam. 10 tane madde saymış. İşte gelenek demiş, ilkellik demiş, ihtiyaç, insan böyle bir tapınmaya ihtiyaç duyduğu için dini kendi uydurmuş. Hep bunlar üzerinden yürüyorlar. Çocuklara dini böyle öğretiyorlar. Güya bilimselmiş bu. Allah tarafından indirilmiş diye bir cümle yok bu maddeler içerisinde. Onu bilimsel olarak kabul etmiyorlar. Onun için imansız bilim insanlığın başına beladır. Bugün atom bombaları kimin elinde? İnsanlığı gözünü kırpmadan yok edebilecek, yakabilecek canavarların elinde. Bu bela adamların elinde. Allah şerlerinden insanlığı muhafaza eylesin. Bu ayet niye inmiş? Niye inmiş? Bir önceki ayete geri dönüyoruz anlamak için. Ne demişti Rabbimiz? Ve ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. La ilahe illa hu. Ondan başka size doğru yolu gösterecek, gösterebilecek. Ondan başka sizin için en uygun kanunları ayarlayabilecek kimse yoktur. 2 kere 2 4 nasıl tartışmasız neticesi buysa, bunun ikinci bir versiyonu yoksa, insanlık içinde en uygun ilahi yasa budur. İlahi yasa. Bunun dışında ben daha güzelini buldum diyen adam vallahi yalan söyler. Billahi yalan söyler. 2 kere 2 4'ün ettiği gibi Kur'an'ın ilkeleri tam da böyledir. Evet, Allah'ımız bunu anlayabilmeyi nasip eylesin. Bu ayet inince sizin ilahınız tek bir ilahtır. Bir Allah'tan bahsediyor Kur'an. Biz buna tevhid dini diyoruz. Tevhid. Ne demek tevhid? Tek merkezden yönetilen din. Tek bir merkezi var bu dinin. O da Allah Celle Celaluhu. Tevhid dediğimiz şey bu. Yani birlik üzerine kurulu bir sistemden bahsediyoruz. Allah'ın birliği üzerinden.
O Allah öyle bir Allah ki huvarrahmanurrahim. O Rahmandır, Rahim olan Allah'tır. Bu ayet inince Mekke'nin müşrikleri demişler ki hadi canım demişler, bir kişinin demişler, bu kadar demişler, kainatı yalnız başına sevk idare etmesi mümkün mü demişler, ya bu mantığa ters. Onun için aklımız araçtır. Aklımıza uymayan her şey yanlış değildir. Akıl her şeyi %100 bilebilen şey değil. Akıl yanılır. Akıl bazen kendi eliyle yaptığı heykele tapmayı doğru bulur. Akıl bazen ineği ilah kabul eder. Akıl bazen şu adamı öldür der. Bunu kabul eder. Akıl böyle bir şey. Akıl. Onun için aklımızı şaşmaz ölçü olarak görmek yanlıştır. Hocam benim aklıma uymadı bu, kafama da yatmadı. Yatmasın. Senin kafan mı ölçü yani? Senin kafana yatırırsak bu iş öyle olacak. İşte bugün akılı en öne koyarak, aklı kutsallaştırarak bir anlamda, Kur'an'ı anlamaya çalışan, dini anlamaya çalışanlar, hadisleri redde kalkışıyor. Allah korusun. Bundan dolayı akıllarına ters düştüğü için eski Yunan mitolojisinde aşk tanrısı, güneş tanrısı, bilmem su tanrısı, bulut tanrısı, yeryüzü tanrısı, gökyüzü tanrısı, adam dizmiş de dizmiş. Bir varlığın yapacağı iş değil diyor bu ya, böyle bir diyor varlık olamaz. Aklı bunu kabul edemiyor. Aklının kabul edeceği hurafeler üzerinden yürümeye çalışıyor. Zırvalar üzerinden. Bu ayet bunun için inmiş. Demişler ya bir Allah demişler, bu kadar şey yapamaz ki. Rabbimiz onlara akıllarına şimdi şöyle bir bakış açısı sunuyor. İnne fî halkis semâvâti vel ardi ve ihtilâfil leyli ven nahâr. Yeryüzünün, gökyüzünün yaratılmasında, gecenin, gündüzün arka arkaya gelmesinde. Vel fulkilleti tecrî fil bahri bimâ yenfe'un nâs. İnsanlar faydelensinler için suyun üzerinde gemilerin yürümesinde, yüzmesinde. Bana kim bunu aklen izah edebilir? Suyun üzerinde gemi gidiyor. Amenna, ilmi kurallarını söylersiniz. Veya tonlarca ağırlıkta uçak. Aklınız eriyor mu? Bu nasıl bir şey ya? Yani 500 kişi içine bindiriyor, tonlarca bu demir kütlesi havada uçuyor, sağa dönüyor, sola dönüyor, tekrar aşağı iniyor. Aklı zorlayan bir hadise. Bak, Rabbimiz insanlar istifade etsinler için suyun üzerinde yüzen gemide, gökyüzünden indirdiği yağmur ile tekrar toprağı ölü olan şeylere hayat vermesinde, وَبَثَّ ف۪يهِمَا مِنْ كُلِّ دَابَّهِ her hayvanı yaymış olmasında, onları belli zamanı geldiğinde tekrar hayata döndürmesinde. Sonra وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ rüzgarları istediği tarafa yönlendirmesinde. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ yer gök arasında Allah'ın emrinde bulunan bulutların hareket etmesinde. Bunların hepsinde aklını kullanan kimseler için Allah'ın varlığının delilleri vardır. Allah'ımız Rabbimizi anlayabilmeyi, Rabbimizin kudretini sezebilmeyi nasip eylesin. Allah'ımız bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Hastalarımıza şifalar ikram eylesin. Günümüz hayırlı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.